Merhaba, Almanca Kolay. Seyircilerimiz, tekrardan sizi Türk Alman Kitabı'nın selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hatta bugün yine size iki tane kitap tanıtacağım. Hatta topu topuna toplarsanız 5 tane kitap, ama öbürküleri ders kitabı olduğu için size herhalde gerekmiyor. Çünkü siz zaten ders görüyorsunuz. Ve size daha çok hikaye kitaplarını tanıtacağım. Sadece 6 tane ders kitabı, çünkü bir tane hikaye kitabımız ders kitabıyla alakalı. Ki bizim ders kitaplarımız Beste Freunde denen, sağ olsun Osman Bey bana, Osman Bey bu sırada bizim eğitim danışmanımız. 2 tane eğitim danışmanımız var, Nurten Hanım ve Osman Bey. Biz Huber Yayın Evi'nin ekskluzif partneriyiz Türkiye'de, onu önceden anlatmıştım zaten size. Beste Freunde'ye gelince, Beste Freunde ders kitabı bir hikaye ile ilerleyen A1 ve B1'e kadar Almanca öğretme kitabı. A1'e 1, A1'e 2, A2'ye 1, A2'ye 2, B1'e 1 ve B1'e 2, toplam 6 bantlık ders kitabıdır. Bu kitapta 6 tane arkadaşın hikayesi anlatılmaktadır. Ve her ünitede bir kişinin hikayesi ve macerasını ön plana çıkarılmaktadır. Bunlar Anna, Simon, Nico, Laura ve Lucas ve Kati'dir. Anna ve Simon asıl karakterlerimizdir. Ders kitabımızın hikayesi bu arkadaşların arasında geçmektir. Hepsi çok iyi arkadaştır ve aynı okula gidip aynı mahallede yaşamaktadır. Hatta bir ara bu arkadaşlardan birisi başka bir şehire taşınır ve kitabın ilerleyen seviyelerine tekrar buluşurlar. Bunun kim olduğunu sürpriz olsun. Kitapta yer alan kişilerimiz toplam 3 yıl boyunca fotoğrafları çekildi. Bu sayede bu kişiler her bantta, örneğin A1'den sonra A2 geçtiğinde biraz daha büyümüş oluyor. Böylece bu kitap ile uzun bir yıllarda Almanca öğrenen aynı yaştaki öğrenciler kitaptaki karakterler ile birlikte büyüyorlar. Beste Freunde ders kitabının her ünitesinde bu arkadaşların yeni bir macerası anlatılıyor ve çok enteresan hikayeler yaşanıyor. Beste Freunde A1, A2 ve B1 okuma kitaplarında bu arkadaşların yaşamış olduğu farklı macera dolu hikayeler. Bu A1'den size bugün bir tanesini tanıtacağım, hikaye kitaplarından. Örneğin A1'de otelde yaşanan esrarengiz hikaye anlatılmaktadır ve bu arkadaşlar bu hikayeyi çözmek için uğraşır. Bu okunma kitabının seslendirmesi, audio parçaları, alıştırmanın Übungen Huber.de sayfasından ücretsiz olarak indirilebilir. Bu hikaye kitabımıza gelince, Beste Freunde, Leseheft Geheimnis im Hotel. İlk başta ana karakterlerimizi anlatıyor. Laura, Simon arkadaşı, Kati, Laura'nın kuzeni, Sven Wagner, Simon'un dayısı, Moritz, Londra'da müzik okumak isteyen bir öğrencimiz, Opa Breuer, Moritz'in dedesi, Clarissa 18 yaşında ve modacı olmak istiyor kendisi, Polis Moser ve Wagner. Wagner'ın arkadaşı oluyor kendisi, o bir olayları çözüyor. Bu kitabın içinde 2 tane olay yan yana geçiyor. Çalıntı paralar, çalıntı moda örneği, ufak kıskançlıklar, yoksulluk fakat yetenekli insanlar, yeteneksiz insanlar ve ondan dolayı kıskanan insanlar. Simon, yani bunun içinde bir tane Simon diye bir arkadaşımız var, daha 13 yaşında. 13 yaşında, ben Almanya'da araştırdım, 13 yaşında olduğunuz vakit günde sadece 2 saat çalışabiliyorsunuz. O kadar müsaade var yani size. Okuldan önce ya da 18'den sonra çalışmak yasaktır çocuklara. Ve tabii ki velilerin iznileri gerekiyor. 13 yaşındaki küçük çocuklar da çalışabilir ama sadece aile içinde, yani aile şirketlerinde çalışabilir.
16 üstü senede 4 hafta çalışabiliyor ki bu okullara gidiyorlar o vakit. Yani meslek liseleri var. Meslek liseler ve zaten bütün gençlere tehlikeli işler yasak. Ve akort Türkçesi nasıl deniliyor bilmiyorum. Yani bir işi çok hızlı zamanda bitirmeniz gerekiyorsa, yani bu bir patron diyorsa ki işte bu saat içinde herhalde havalimanına örneğini görmüşlüktür. Yani çok sert ve belli bir zamanlarda akort diye işi bitirmeniz gerekiyorsa. Almanya'nın öğretim sistemi zaten buradan biraz farklı. Almanya'da 3 tane çeşit okul tipi var. Gümnazyum, sonra liseye gidiyorsunuz. Abitur yapıyorsunuz. Abiturdan sonra oradaki ortalamadan dolayı, yani dereceden dolayı siz hangi mesleği okuyabileceğinizi belli ediyor. Buradaki gibi değil. Burada üniversitenin önceden bir sınav var. O puanlamaya göre siz ne okuyacağınızı yapabiliyorsunuz. Almanya'da o farklı. Son sınıflarda abitur, ki oradaki notlar tam tersi. Bir en iyi not oluyor. Ve 6 en kötü not. Yani atıyorum 1 ile tıp okuyabiliyorsunuz. Hukuk okuyabiliyorsunuz. Ve böyle dereceler gidiyor aşağı. Zaten tıp ve hukuk en yüksek görülüyor. İkinci okul tipimiz Realschule. Realschule'de 10 sene okuyorsunuz. Ondan sonra bir mittlere Reife yapabiliyorsunuz. Ha, bu sırada her okulu saydığım okul tipten her zaman bir şansınız var ki yüksek bir üst kademeye geçmenize. Yani Realschule bitirdiniz 10 seneden sonra, yine de bir meslek tipi yüksek okula gidebiliyorsunuz. Orada da o çapta hangi dersi gördüğünüze bağlı abitur yapabiliyorsunuz ve yine de üniversiteye girebiliyorsunuz. Yani bu kapılar hiçbir zaman kapanmıyor. Tabii ki ne kadar alttan başlıyorsanız o kadar zorlanırsınız sonra. Zaten ergenlik çağına da gireceksiniz arada. Başka şeyler de düşünmeye başlarsınız. Ama böyle yani her zaman, hiçbir zaman umut yoktur. Üçüncü okul tipimiz Hauptschule. Biraz daha alt. Orada da 10 sınıf okuyabiliyorsunuz. Hatta 9. sınıftan sonra ayrılabiliyorsunuz ki ondan sonra meslek liselerine girebiliyorsunuz. Ben mesela biraz çabuk para kazanmak istedim. 8 sene orada yol inşaatında çalıştım. Ve ilk önce tabii ki okuldan sonra bir meslek lisesine gidiyorsunuz. Meslek lisesi hem çalışıyorsunuz hem de okula gidiyorsunuz. Yani birkaç saat. Demin örneğini söyledim. Fazla çalışmanız yasak zaten. O da 3 sene sürüyor. Ki ondan sonra yol inşaatçı profesyonel oluyorsunuz. Ondan sonra ben aslında düşünmüştüm ki yüksek okula gitmeye, ki mühendis olacaktım. Ama babam rahmetli olmuştu. Biz de burada kitap evini sürdürmeye karar verdik. Kısaca bu kadar bu kitap hakkında. Şimdi öbür kitap Der Richter und sein Henker. Çok büyük atlıyoruz şimdi. Bu A1 seviyesindeydi. Bu normal bir basitleştirilmiş de değil. Normal bir kitap. Klasik. Çok okunmuş. Ama yine de o kadar ağır değil. Yani bir Goethe'nin orijinali kadar ağır değil. Friedrich Dürrenmatt, İsviçreli kendisi. Türkçesi de Yargıç ve Celadı. Belki tanıyorsunuzdur. Bu aslında B1 artı dediğimizde okunabiliyor. Geçen günlerde de galiba anlatmıştım size. Aslında A1, A2, B1 normal giderler ama B1'den B2'ye çok büyük bir iki basamak gibi oluyor. Onun için genellikle insanlar B1 plus dediğimiz, yani B1'in ikinci yarısını bir tekrarlayıp
B2'ye geçiyorlar. Ama B1 Plus ile okuyabilirsiniz normalde bu kitabı. Okullarda da okutuluyor dediğim gibi. Okuyucu devamlı yanıltılıyor. Yani başlıyorsunuz ve sanıyorsunuz ki ben çözdüm. Hayır. Yani çok sürükleyici bir kitap aslında bu. Biraz yavaş başlıyor ama felaket çabuk hızlanıyor. Zaten gördüğünüz gibi çok kalın değil. Yavaş başlaması o kadar uzun sürmüyor. Sıkılmazsınız, onu demek istiyorum. Kendisi, bu kitap kendisi bitiyor. Ama ikinci kısmı da var bunun. Yani beğenirseniz sonradan Defedacht diye ikinci bir kısım var. 1950-51'de aslında bu kitap olarak çıkmadı, bir gazete dizisi olarak çıkmıştı. Yani bir derginin içinde böyle seri olarak okuyabiliyordunuz. Sonradan bir kitap olarak toplandı. 1952'de çıktı bu kitap. İçeriği de 1948'de Beğen'de oynuyor. Beğen, İsviçre'nin bir şehri. Kitabın içinde geçen şeyler polis içi kavgalar, sürtüşmeler, psikolojik oyunlar. Yazarımıza birazcık gelince 1921'de doğdu. Babası papazdı. Yani Katolik değil. Orada biliyorsunuz çünkü yasak. Okulda pek iyi değilmiş, öyle yazıyorlar dedikodu olarak. Ve sırf yazar değil, resim yapardı, karikatür çizerdi. Hatta kitaplarını tanıtmak için, yani yazılarını tanıtmak için çok radyo ve gazeteyi dediğim gibi kullanıyordu. Sırf kitap olarak çıkmıyordu. Başka örnekler, yazarımızın örnekleri belki tanırsınız. Der Besuch der alten Dame, Yaşlı Hanım Ziyareti diye geçiyor Türkçesi. O bir komedi, tiyatro gibi bir oyun şeklinde geçiyor. Hatta filmi de çekildi sonradan. Çok çok ünlü olan Heinz Rühmann, Almanya'nın çok ünlü olan Siyah Beyaz çekildi hatta bu film. Es geschah am helllichten Tag, o da bir kriminal hikaye, bir kız kaçırılıyor vesaire. Aydınlık bir günde oldu, birebir tercüme edersen, Türkçesinin tam tercümesini bilemeyeceğim şimdi ama galiba Türkçesi de çıkmadı onun. En son olarak da başka bir komedi tiyatro kendisinin yazdığı, onu da tanıyabilirsiniz belki, Die Physiker diye. Fizikler, fizikçiler, o da bir dram. Evet, sevineğinize göre inşallah bir şey bulmuşsunuzdur, bir şey çıkarmışımdır biraz yardımcı olarak. Dediğim gibi bu aslında basit yazılmış ama o da heyecanlı ve B1 Plus olduğunuz vakit böyle kitaplara yanaşabilirsiniz. Zaten kitap evimizde de bekleriz. Başka önerilerim de olabilir bu konuda hakkınıza. Herkese iyi haftalar diliyorum. Almanca kolay. Bis dann. Tschüss.